Sevgili öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda birlikte de artık üçgende benzerliğe geçiyoruz ki üçgende benzerlik dediğimiz konu bence geometrinin en önemli konusudur arkadaşlarım. Bu konuyu iyi bildiğiniz takdirde inanın bana dörtgenlerde, ne bileyim çemberde, analitik geometride çok aşırı derecede, işte katı cisimlerde yine, yani kısaca bundan sonraki bütün konularda çok fazla rahat edeceksiniz dostlar. Çünkü bütün konuların içerisinde olan bir konudur üçgende benzerlik konusu. Şimdi dostlar şöyle bakıyorum, toplamda 42 tane köşe taşımız var. Bunları gömmeye yavaş yavaş bir başlayalım arkadaşlarım. Biz şöyle bir ilk köşe taşını, birinci köşe taşını bir alayım. Şöyle birazcık da yakınlaştırayım ben bunu. Şöyle bir iyi güzel odaklanmasını da ayarladığımızda başlayabiliriz artık diyelim. Şöyle odaklanmayı da bir hemencecik ayarladık. Kilitledik odaklanmayı. Biraz da parlaklığını açtım. Evet. Bakalım ilk sorumuz ne diyor? Diyor ki yukarıdaki şekilde fotokopi büyütüldüğünde, fotokopide büyütülüyormuş ve AC kenarının, yani 8 santimlik kenarın 12 santime uzadığını görüyormuşuz arkadaşlarım biz. Burada benzerliği biraz kavramamızı sağlıyor. Yani iki tane şekil benzerse aralarında nasıl bir ilişki var, bunu söylemeye çalışıyor. Bakın 8'miş bu kenar. 8 iken 12'ye çıkmış. Demek ki benzerlik oranları 8 bölü 12'dir diyeceksin. Demek ki buna göre de diyor AB kenarı, yani 6 santimlik kenar ne olur diye bir soru soruyor bize dostum. Hemen bunları bir sadeleştirelim. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3. 3 ile 6'yı çarparsam 18 eşittir 2x'e, x eşittir 9 çıkmak zorundadır dedik. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki burada da İstanbul ile Ankara arasındaki 480 kilometrelik uzaklık haritada 24 santim olarak gösterilmektedir. Yani 480 kilometre 24 santimle gösteriliyor. Demek ki gerçek uzaklıkla harita arasındaki benzerlik oranı 480 bölü 24'müş. Buna göre diyor 600 kilometrelik uzaklık acaba kaç santim olarak gözükür diye bir soru sormuş. Bakın şu sıfırları sadeleştirdim. 48 ile 24'ü sadeleştirdim. Burada 2, burada 1 kaldı. 1 ile 60'ın çarpımı 2 ile x'in çarpımına eşit. Demek ki x 30 santim gözükür dedim. Ve geldim 3. soruya. Harita sorusu. Bunu coğrafya dersinde de sürekli görüyorsunuz zaten. İki şehir arasındaki mesafe 1 bölü 200 bin ölçekli haritada. Buna göre gerçek mesafe kaç kilometredir diye soruyor. Yani 200 bin kez küçültülmüş arkadaşlarım. Biz şimdi geri alacağız. 36 santimi 200 bin kez büyütürsek, 200 bin kez şöyle bir şey olur. 72, yanına da 4 sıfır mı? 3, 5 sıfır koyarız. Yani 72, 7 milyon 200 bin oldu arkadaşlarım. Bu da kaç kilometredir diye soruyor. Zaten 72'den kaç kilometre olduğunu da gördünüz dedik. Hemen geçtik buna. Elimizde bir ev projesinin farklı oranlarda büyüterek çekilmiş iki fotokopisi vardır diyor. Dikdörtgen şeklindeki projenin birinci fotokopisinde uzun kenar 90, kısa kenar 60. İkinci fotokopide uzun kenar 120. Bak, demek ki iki fotokopi arasındaki uzun kenarlar arasındaki ilişki şu. 90'a 120 oranı var arkadaşlarım. Benzerlik oranı 90'a 120. O zaman diyor kısa kenarlar arasındaki oran da buna eşit olacak. Çünkü benzerlik oranları aynı. Hemen düzenleyelim. Şöyle 0 yapalım. 3'e bölelim 3. 3'e bölelim 4 olsun. 4 ile, hatta şu 3 ile de bunu sadeleştirelim, 20. 4 ile de 20'nin çarpımı x eşittir 80 geldi diyebiliriz dostlar. Evet, birinci köşe taşımızı gömdük. Hemen 2 numaralı köşe taşımızı alıyorum arkadaşlarım elimize. Ve birinci sorusuna bakıyorum dostlar. Bakın burada da benzerlik simgesini öğreneceğiz. Benzerlik simgesi şu arkadaşlarım. Yana yatmış S harfi gibi şekle biz benzerlik simgesi diyeceğiz. Demek ki ABC üçgeni, ABC şu üstteki üçgenle büyük üçgen benzermiş. Senin burada bilmen gereken olay şu. Benzerlik oranında yüksekliklerin oranı neyse, bakın küçük üçgenin yüksekliği 8, büyük üçgenin yüksekliği 12.
benzer üçgenlerin yükseklikleri oranı 8'e 12 ise benzerlik oranı da 8'e 12'dir. Hatta bunu sadeleştiriyorum, 2'ye 3. Demek ki bakın, küçük üçgenin sol kenarı 2K ise büyük üçgenin sol kenarı 3K olacak. Hatta şuraya K kaldı. Veya büyük üçgenin sağ kenarı 2M ise küçük üçgenin, daha doğrusu küçük üçgenin sağ kenarı 2M ise büyüğününki 3M olacak, buraya M kaldı gibi. Küçük üçgenin tabanı 2A diyelim buna. 2A ise büyük üçgenin tabanı 3A olacak diyebiliriz. Bize de demiş ki bakın, BC ile DE, yani 2A ile 3A'nın toplamı 5A'yı sana 25 verdim. A eşittir 5. BC'yi soruyor, 2A'yı soruyor. Onu paketledim dostum. Burada da şunu anlatıyor galiba. Yine bakın, benzerlik olduk, benzer olduklarını söylemiş. Biz de şunu söyleyeceğiz. Açıortayların oranı da benzerlik oranına eşittir. Dostlar, açıortayların oranı, yüksekliklerin oranı, kenarortayların oranı benzerlik oranıyla tıpatıp aynıdır. Bunu biliniz. Şimdi önce şu oranı yerleştirelim. AD'ye 3 deyin diyor. Şuraya 3K. DN'ye de 2K. Bakın, küçük üçgenin açıortayı 2K. Büyük üçgenin açıortayını dikkatli söyleyin, 5K. Demek ki benzerlik oranları 2 bölü 5. Küçük üçgenle, yani şu üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı 2 bölü 5. Hatta ne diyelim mesela? Küçük üçgenin şu kenarı 2A ise büyük üçgenin bu kenarı 5A olacak. Şimdi dostlar, burada da diyor ki çevrelerinin oranı ABC. Büyüğünün çevresi 30. Küçüğünün çevresi nedir diye soruyor. Hemen bir bilgi daha söyleyelim. Az önce ne dedik? Açıortayların oranı, yüksekliklerin oranı ve kenarortayların oranı benzerlik oranıyla tıpatıp aynı dedim ya. Buna bakın, bir şey daha ekliyorum. Çevrelerinin oranı da benzerlik oranıyla tıpatıp aynıdır arkadaşlarım. Yani büyük üçgenin çevresi 30 ise, hemen benzerliği yazıyorum, küçük üçgenin çevresi nedir diye soruyor. Benzerlik oranları küçük bölü büyük 2 bölü 5'ti. Çevrelerin oranı küçük bölü büyük yazdım. Hemen buradan çakallık yapalım. Bu bunun kaç katı çıktı? 6. Bu da 6 katı çıkacak. Demek ki x 12 olacak. Küçük üçgenimin çevresi 12 birimmiş. Evet, üçüncü soruya geldim. Bakın, burada da çemberler var. Çemberlerin benzerlik oranı. Çemberlerin benzerlik oranı yarı çaplarıyla tıpatıp aynıdır. Yani yarı çapların oranı 2 bölü 5 ya. Bu küçük üçgenin çevresiyle, çemberiyle büyük üçgenin çemberinin benzerlik oranı 2 bölü 5 demektir. O zaman üçgenlerin de benzerlik oranı 2 bölü 5. Yani şu açının karşısındaki kenar 6. Bu açının karşısındaki kenar, dikkatli yazın, 6 artı x. İşte bu benzerlik oranıdır dostlarım. Yani yarı çapların oranıdır. 2 bölü 5'e eşittir. Bak, bu kaç katına çıktı? 3 katına. Bu da 3 katına çıkacak. Demek ki 6 artı x 5'in 3 katı, yani 15. X eşittir 9. Cevap Adana'dan paketlendi. Hemen geldik buna. Bakın, kenar ortayları vermiş. Yine benzerlik demiş burada dostum. Önce şu oranı yerleştirelim. AD'ye 2K diyelim. DK'ya 3K diyelim. Küçük üçgenin kenar ortayı 3. Büyük üçgenin kenar ortayı 5. İşte bu senin benzerlik oranın dostum. Demek ki üçgenlerin kenarlarının arasında da 3'e 5 oranı var. Şimdi mesela küçük üçgenin şu kenarı 3K, 3M diyelim hatta buna. Büyük üçgenin bu kenarı 5M olacak. Bize de diyor ki bak, BC ile EF'nin toplamı. BC 5M, EF 3M eşittir 24. Yani 8M 24. M eşittir 3. Nereyi soruyor? EF'yi. 3M'yi soruyor. Cevap Denizli'den paketlendi. Hemen çevirdim arka tarafı ve geldim 3 numaralı köşe taşımıza. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz yine iki şekil arasındaki benzerlik oranı. Ha, bir de alan vermiş. Alanla alakalı kısmını söyleyeceğiz galiba. Şimdi bir okuyalım. A büyüteci ile bakıldığında 16 santim. B büyüteci ile bakıldığında 6 santim. Demek ki benzerlik oranları 16 bölü 6. Hatta sadeleştirirsem 8 bölü 3'tür. B büyüteci ile bakıldığında 18'dir diyor. B büyüteci ile bakıldığında alanların oranını yazacağız. A ile bakıldığında acaba kaçtır diye soruyor.
Dostum, senin burada bilmen gereken olay şu. Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşit. Şimdi benzerlik oranını 8/3 bulduk. Alanlarının oranı ise x/18 bulduk. Neydi bu? A/B'nin oranı değil mi? A büyülteci, B büyülteci. A büyülteci, B büyülteci. Bu sırada yazdım. Benzerlik oranının karesi ne yapıyor? 64/9 yapıyor. Neye eşitmiş bu? Alanların oranına. x/18'e eşitmiş dostum. Hemen çakallık yapalım. Bu iki katına çıktı. Bu da iki katına çıkacak. Yani 64'ün iki katı 128 oldu cevabımız. Hadi bir daha yapalım, daha iyi anlayın. Şimdi diyor ki alanı 12 santimetre kare olan bir üçgenin büyütülen fotokopideki bir kenar uzunluğu 5 katına çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir kenarına K dedim. Büyütüldüğünde 5 katına çıkıyor. Yani 5K oluyor. Dostlar bu neydi? Benzerlik oranı. Benzerlik oranı 1/5. Lan o zaman alanlarının oranı neydi? Bunun karesi. Yani 1/25 alanlarının oranı. Demek ki küçüğünün alanı 12 ise büyüğünün alanı 25 katı olacak. 12 ile 25'in çarpımı da 300 yaptı. Edirne'yi paketledim hemen. Burada ne diyor? ABCD dikdörtgeni ile BCEF yani şu küçük dikdörtgenle en büyük dikdörtgen benzer. Hadi benzerlik oranlarını yazalım arkadaşlar bunların birazcık. Yazmaya çalışalım daha doğrusu. Şimdi bunun dikdörtgenin kısa kenarı 2, uzun kenarına x diyelim. Kısa kenarı 2, benzerlik oranını yazıyorum bakın. Küçük dikdörtgenin kısa kenarı 2, büyük dikdörtgenin kısa kenarı x. Bu benzerlik oranı. Peki uzun kenardan yazalım. Küçük dikdörtgenin uzun kenarı x, büyük dikdörtgenin uzun kenarı 8. Bakın ne çıktı? Benzerlik oranları 2/x de çıktı, x/8 de çıktı. Kısa kenardan bu, uzun kenardan bu. Aynı dikdörtgenlerin benzerlik oranıysa bunlar kesin birbirine eşitlenir değil mi? 2/x, x/8'e eşittir. Buradan x kare 16, x eşittir 4 çıkar. Zaten bana da x'i soruyormuş, 4'ü yapıştırdım hemen. Burada ne diyor dostum? Dairelerin çevreleri oranı 3/2. Biz ne dedik? Çevrelerin oranı üçgenlerde de böyle, dörtgenlerde de böyle, çemberlerde de böyle. Benzerlik oranının tıpatıp aynısıdır dedik değil mi? Benzerlik oranları demek ki 3/2. Bize de diyor ki taralı halkanın alanı 35A. Şimdi biz ne demiştik? Benzerlik oranının karesini alırsan, yani 9/4 yaparsan alanların oranını bulursun. Demek ki küçük üçgenin, küçük dairenin alanı 4A, büyük dairenin alanı 9A. Lan 4A'sı buradaysa şu taralı yere ne kalır? 5A kalır. Bize de diyor ki bak taralı halkanın alanı, yani 5A dediğin yer 35 tane küçük A'ya eşit. O zaman bir tane büyük A ne yapar? 5'e bölersem her iki tarafı, küçük 7A yapar. Buna göre küçük dairenin alanı, yani 4A'yı soruyor. Bunun 4 katı 28A yaptı diyebiliriz dostlarım. Evet, 3 numaralı köşe taşını da gömdük. Hemen 4 numaralı köşe taşını alıyorum. Gördüğüm kadarıyla bir katı cisim var burada. Hacim yapacağız arkadaşlar. Anladığım kadarıyla diyelim. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması şeklindeki benzer iki su deposundan, benzermiş bunlar, büyüğünün ayrıtları yani kenarları küçüğünün ayrıtlarının 4'er katıdır. O zaman burada benzerlik oranını söylüyor arkadaşlar. Benzerlik oranı 1/4 demek istiyor. Şimdi senin burada bilmen gereken hacimlerin oranı ne olur? Dostlar, benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşit. Yani 1/64 yapar. 1'in küpü 1, 4'ün küpü 64'tür. Demek ki hacimlerin oranı 1/64 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki küçük depo 600 litre alırsa büyük depo kaç litre su alır diye soruyor. Hemen içler dışlarımı yaptım. 6 ile 64'ü çarparsam ne yapar? Şöyle kenarda çarpayım arkadaşlarım. 64 ile 6'yı. 6 kere 4, 24. Elde var 2, 36, 38. 384. 2 tane de 0 var. Eşittir x. Bize de diyor ki metreküp olarak hesaplayın. Burada zaten çevirmesini vermiş ama sen 384'lü şık hangisinde var? Ceyhan'da var. Çevirmeyle uğraşmana gerek yok.
Evet, geldik buna. Düzgün küre şeklinde olan iki karpuzun çevreleri şerit metre ile ölçüldüğünde birinin çevresi diğerinin çevresinin 1/2 katı olduğu görülüyor. Bakın burada benzerlik oranlarını vermiş. Benzerlik oranları biri 1 ise diğeri 1/2 katı. Yani 1/2 olacak. Hatta bunu düzenlersek biz arkadaşlarım 12/10'dur. Takla attırdım 10/12. Yani 5/6'ymış benzerlik oranları. Küçük karpuz 5 kilogram geldiğine göre büyük karpuz kaç kilogram gelir diye de bir soru sormuş bize. Küçük karpuz kaç kilogram gelir diye sormuş. Büyük karpuz 5 kilogram geldiğinde. Şimdi neydi? Benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşitti arkadaşlarım. Benzerlik oranının küpü ne yapar? 125/6'nın küpü 216 yapar dostlarım. Benzerlik oranının küpü hacimlerin oranına eşitti. Yani bu küçüğününki 5 ise büyüğününki nedir diye bir soru sormuş bize. Bakın kaça bölmüş? 25'e bölmüş. Sen de hemen 216'yı 25'e böleceksin dostum. 216'yı 25'e bölelim. Hatta çok uzatmayayım ben. Ceyhan'mış cevap. Ceyhan'ı işaretleyeyim arkadaşlarım. Burayı siz yaparsanız diye es geçtim. Evet, taban merkezi C olan dikkoniden taban merkezi A olan bir dikkoni kesilip atılıyor. AB bölü CD oranı 2/3. Yani burası 2K ise burası 3K. Bakın bize konilerin benzerlik oranını vermiş. Küçüğününki 2, büyüğününki 3. Benzerlik oranı 2/3 ise hacimlerinin oranı neydi? Bunun küpü 4/27. Yani küçük olanın hacmi 4V'lik bir hacim ise büyük olanınki 27V. O zaman hocam şu alt tarafa ne kalıyor? 23V. Buna göre verilenlere göre ayrılan parçanın hacminin yani 4V'nin kalan parçanın hacmine oranı 23'ü oranı 4/23 olur. Biz bir yerde hata mı yaptık? Lan 8'dir bunun hacmi ya. Öf, 2'nin küpü 8'dir arkadaşlarım. 8V burası. 27'den 8 çıkarırsam da çok özür dilerim. 19V burası. O zaman çıkan 8, kalan 19, 8/19 sorumun cevabıdır. Küre şeklindeki iki topun yüzey alanlarının oranı 9/16. Bakın alanlarının oranı 9/16. Dostum hemen hatırlayın. Alanlarının oranı 9/16 ise benzerlik oranı neydi? Bunun karekökü 3/4. Şöyle düşünün. Benzerlik oranının karesi alanların oranıydı. Tersten söylersek alanların oranının karekökü benzerlik oranı. Peki hacimlerin oranı ne oluyordu bu durumda? Bunun küpü. 3'ün küpü 27, 4'ün küpü de 64. Hacimlerin oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 27/64 cevabım Edirne'den çıktı. Evet, çevirdim arka tarafı. 5 numaralı köşe taşındayım. Artık benzerliğe daha da sağlam oturduk. Yani üniversite sınavında çıkacak soru tarzlarına da girdik arkadaşlarım. Açı 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 benzerliği dostlar. Unutmayın, iki üçgenin açıları tıpatıp aynıysa bu iki üçgen %100 benzerdir. Bakın burada birer açıyı bize eşit vermiş. A, A dedim bunlara. Şimdi şu küçük üçgenin bir açısına B, bir açısına C dedim. Küçük üçgen A, B, C. Yani A'nın, B'nin, C'nin toplamı 180. Büyüğüne bakın. A var, B var. Lan o zaman burası seve seve C olmadı mı? İşte açıların eşitliğini ispatladığın an artık küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Peki hocam benzerlik oranlarını nasıl yazıyoruz? Açılardan yazıyoruz. Mesela küçük üçgende C'nin karşısına ne düştü? 12. Büyük üçgende C'nin karşısına ne düştü? 9+x. İşte benzerlik oranları bu. Hadi bir açıdan daha yazalım. Küçük üçgende A'nın karşısına ne düştü? 9. Büyük üçgende A'nın karşısına ne düştü? 15. İşte bu benzerlik oranlarıdır. Ve tabii ki benzerlik oranları mutlaka birbirine eşittir. Hatta sen üçüncü açıdan yazsan B'nin karşısı ED, B'nin karşısı BC. Bunlar da buna eşit olur. Şimdi burayı bir düzenleyelim. 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 5. Hatta şunu da 3'e bölelim, şunu da 3'e bölelim 4. 5 ile 4'ün çarpımı 20 eşittir. Burada 1 kaldı. 1 ile 9+x'in çarpımı 9+x. X eşittir. 11'i paketledik. Güzel bir soru.
Bunlar buradaki dördü de üniversite sınavında sorulan soruların kopyası gibi arkadaşlarım. İyi öğrenin bunları. Şimdi bakın yine birer açı eşit verilmiş mi? Hemen A, A dedim. Küçük üçgende ne yapıyorum? Bir açıya B, bir açıya da C yapıştırıyorum. Peki büyük üçgene bakalım. A var, B var. Üçüncü açı mecbur C oldu. Hadi benzerleyelim artık. Küçük üçgende C'nin karşısına 6 düştü. Büyük üçgende C'nin karşısına toplamda 12 düştü. Bakın 2 katıymış. 1'e 2'ymiş üçgenler arasındaki oran. Peki küçük üçgende A'nın karşısında 4 var. Lan büyük üçgende A'nın karşısında ne var? 6 artı X var anasını satayım. 1'e 2 katıysa 4 ise buranın ne olması lazım? 8. 6 ile neyin toplamı 8? 2'nin paketledik geldik. Evet, üçüncü sorumuz. Artık alıştınız arkadaşlarım. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Hemen hızlı hızlı yapalım. Şuraya A diyelim. Buraya da A. Şuna B diyelim. Bakın A, B, 90. A, 90. O zaman burası mecbur B. Hadi şimdi benzerlik yapalım bir de. Hatta önce şurada bir Pisagor yapalım mı arkadaşlarım? Bakın hipotenüs 2 kök 5. Bu 4. Demek ki burası kesin 2. Niye? Hani Pisagor'la uğraşmadım. Sen istersen tabii ki Pisagor yapıp 2'yi öyle de bulabilirsin ama biz ne öğretmiştik size? Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıdır burası hipotenüs. Demek ki bu 2'ymiş ki küçüğünün kök 5 katını almış. Şimdi bir de benzerliğe devam edelim. Bakın küçükte B'nin karşısına 2 düştü. Büyükte B'nin karşısına toplamda 5 düştü. Benzerlik oranları 2/5. Küçükte A'nın karşısına 4 düştü. Büyükte A'nın karşısına 2 artı X düştü. Hadi biraz ipnelik yapalım. 2'nin 2 katına çıkmış 4. 5'in 2 katına çıkacak 10 olacak burası. Demek ki X 8 olacak. Evet, geldim 4. sorumuza. Hemen eşit açılar görüyorum. A diyorum, A diyorum. Şimdi burada kelebek olduğunu zannedenler olabilir. Kelebek olabilirdi arkadaşlarım ama kelebek olabilmesi için 2 tane kenarın paralel olması lazım. Bakalım. Devam ediyorum. Buraya B dersem tersten bu da B. O zaman 3. açıya C dersem mecbur bu da C oldu. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Sağdaki üçgende B'nin karşısı 4. Soldaki üçgende B'nin karşısı 6. 4/6. Hatta sadeleştiriyorum. 2/3'müş benzerlik oranları arkadaşlar. O zaman küçükte yani sağdakinde A'nın karşısına 2K dersem soldakinde A'nın karşısına ne diyeceğim? 3K. Çünkü benzerlik oranları 2/3. Ya da işte C'nin karşısına burada 2M düşerse burada C'nin karşısına 3M düşecek diyebiliriz dostum. Peki bize bakın neyi vermiş? BD'yi vermiş. Yani 5K'yı 20 vermiş arkadaşlarım. Demek ki K 4. Nereyi istiyor? CD. 2K'yı istiyor. 8'i paketledim goberler. Evet dostlar, devam ediyorum. Nereye geldim şimdi? 5'i de bitirdim. 6 numarayı alalım önümüze. Şimdi burada köşe taşlarını fazla çözeceğim arkadaşlarım. Çok fazla köşe taşı var. Bir videoda biraz fazla çözelim. İşte en çok sevdiğim soru tarzına geldik dostlarım. Bakın ne diyeceğim size. Bir soruda artık en az 2 tane dik açı görüyorsanız hemen o soruda AB 90 benzerliği yapacağınızı bilin arkadaşlar. Bakın burada 1-2 tane dik açı var. 2 veya daha fazla dik açı varsa AB 90 benzerliği yapacaksın. Yani canının istediği bir açıya A de, A 90 B. Büyük üçgene bak. A 90 burası da B oldu diyebilirsin artık. Bakın açıları eşit olduğu için artık %100 benzerler. Gelin şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım ve şuradaki EC'yi 2 bulalım arkadaşlarım. Onu Pisagor'la siz bulursunuz diye ben çok uzatmadım orayı. Sonra nereyi soruyor bize? 90'ın karşısını soruyor. Hiç bu 2'yi bulmamıza gerek varmış gerçi, bulmamız gerekiyordu. Şimdi benzerliği yapalım. Küçükte A'nın karşısına 2 kök 3 düştü. Büyük dik üçgende A'nın karşısına 6 kök 3 düştü. Yani kök 3'ler gider. 2 ile 6'yı da sadeleştirirsem 1/3 çıktı bakın benzerlik oranları. Şöyle diyelim. 90'ın karşısı 4 ise küçükte. Lan büyükte ne olacak? Hani 1/3 ya. Uzatmıyorum soruyu. Kısaca yapmaya çalışıyorum. 3 katı çıkacak değil mi 4'ün? 90'ın karşısındakinin 3 katı çıkacak. 4 ya. Bunun 90'ının karşısı 3 katı çıkacak. Yani 12. O zaman x'e ne kaldı? 10 kaldı dedim. Geldim buna. Hadi yine
6, 8, 10 üçgenini bir yazalım burada. Şuna A diyelim, şuna B diyelim. A 90, buraya da B'yi paketleyelim. Bakın, küçükte B'nin karşısında 8 var. Büyükte B'nin karşısına ne düşmüş? 16. Yani 1/2 oranı var. 2 katı muhabbeti var arkadaşım. O zaman küçükte A'nın karşısında 6 varsa hiç oran yazmıyorum bak. Büyükte A'nın karşısına 2 katı düşecek, 12. Küçükte 90'ın karşısında 10 varsa büyükte 90'ın karşısına 2 katı düşecek, 20. Lan buranın 20 olması için x'in ne olması lazım? Ceyhan olması lazım dedim ve geçtim 3. sorumuza. Bakınız burada ne var arkadaşlarım? Kayı kuralıyla birleştirmiş sorumuzu. Açıortayı görün, kenar ortay olmuş. Ne demiştik biz? Bir doğru hem açıortay hem kenar ortay olduysa yükseklik de olur ve bu üçgen ikizkenar bir üçgendir. Peki burada 5, 12, 13 üçgeni var hocam. Bunu bir yazdık. Hadi şu iki tane diklik gördüğüm için şuraya A diyeyim. Şurası 90, şuraya B yazayım. Peki A var, 90 var. Lan o zaman burası da kesin B olacak. Hadi artık benzerleyelim dostlar. Küçükte B'nin karşısına 12 düştü. Büyükte B'nin karşısına şurası toplam 18 düştü. Hatta sadeleştiriyorum. 6'ya bölsem 2, 6'ya bölsem 3. 2/3'müş benzerlik oranları. Devam ediyorum. Nereyi soruyor bana bir de? Onu da bileyim. AC'yi. Neresi? AC şurası. Şuraya X diyelim. Burası da X. Peki küçükte A'nın karşısına 5 düştü. Büyükte A'nın karşısına bakın ne düştü? X. Hemen içler dışlar yapalım. 15 eşittir 2X. Zaten bana da 2X'i sormuyor mu la? Çok uzatmadım. X. 2X 15. Geldik buna. Bakın. X X diye 2'ye bölmüş burayı. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. A 90 B. A 90 şurası B olacak diyelim o zaman arkadaşlarım. Hadi benzerleyelim. Küçükte B'nin karşısına 2. Büyükte B'nin karşısına 2X düştü. Küçükte 90'ın karşısına X. Büyükte 90'ın karşısına da 7 ile 2'nin toplamı 9 düştü arkadaşlar. Şu ikiler gitsin. 1 kalsın burada. İçler dışlar yapıyorum. 9 eşittir X kare oldu. X'i paketledim bile çoktan. Evet, 6. köşe taşımızı da gömdük. Ve çevirdik. 7. köşe taşımıza geldik. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Bakın yine eşit açılarımızı görüyoruz. Artık öğrendiniz. Eşit açılar varsa çok yüksek ihtimalle benzerlik sorusudur bu. Şöyle AA dedim. Küçük üçgenin açılarına B ve C yazdım. A, B, C. Şimdi büyüğüne geçiyorum. A var, B var. O zaman buranın tamamı C'dir diyorum. Ve benzerlik oranlarını yazmaya başlıyorum. Küçükte A'nın karşısına 6 düştü. Büyükte A'nın karşısına 9 düştü. Eşittir. Küçükte C'nin karşısına 9 düştü. Büyükte C'nin karşısına 6 artı X düştü. Hemen 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 3. 3 ile 9'un çarpımı 27 eşittir. 2 ile burayı çarpıyorum. 12 artı 2x yapar. 12'yi buraya atarsak 7, 15 mi yaptı arkadaşlarım? Eşittir 2x. 2'ye bölersek de 7,5 çıktı x'imiz arkadaşım. Evet, geldik buna. Şimdi x var, 6 var, 3 var. Bakın şöyle yapalım. Şimdi şu açı ne ise bunun dış açısına a dedim ben. Burası a. Lan bunun da o zaman şu 180'e tamamlayan şu bütünleri şurası A değil midir arkadaşım? Peki şuraya B, şuraya da küçük açıya da C diyelim. Bakın A, B, C. Büyük üçgene bakın. A buranın tamamı. B burası, o zaman şuraya da C kaldı. Artık şu küçük üçgenle en büyük üçgen benzer çıktı. Peki burada A'nın karşısına X düştü. Burada A'nın karşısına toplamda 9 düştü. Burada C'nin karşısına 6 düştü. Burada C'nin karşısına X düştü. Dostlar görüyorsunuz değil mi? Olay basit. Hemen X kare eşittir 9 çarpı 6. Hatta kare kökünü alalım her iki tarafın. X eşittir 9 dışarıya çıkar 3 diye, 6 içeride kalır. Bursa'yı da ben işaretlerim hemen. Evet, yine bakın eşit açılarımız var. Hemen şunlara bir A diyelim. A diyelim arkadaşlarım. Şuraya bir ne yazalım? Başka bir şey var mı? 8 var, 4 var. Bizden de x'i istiyor.
Şuraya bir B diyelim, şuraya da bir C diyelim. Bakalım neler gelecek, ben de bilmiyorum nereler benzer olacak. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar açıkçası. Ha, bir de paralellik vermiş. AB paralelmiş CE'ye. Tamam, şimdi oldu bir şeyler. Paralellik varsa Z harfi var burada. Şurası da B. Yine paralellik varsa şurada da bir Z harfi var. Burası da A. Şurasının da C olduğunu biliyoruz biz. Bakın neler geldi şimdi. Şu üçgende de A var, B var. Şuranın tamamının C olduğunu biliyorum ben artık arkadaşlarım. Buranın tamamı C. Şimdi bir benzerlik yapalım. Şu küçük üçgenle şu A, B, C'yi benzerleyelim arkadaşlarım. Burada bakın A'nın karşısına 4 düştü. Şunda A'nın karşısına 8 düştü. Burada C'nin karşısına 8 düştü. Bunda C'nin karşısı şurası tamamı. Bakalım ne düşecek buranın tamamına? K diyelim ona. Hemen 2'ye 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 2 kere 8 16 eşittir K. Yani şuranın tamamı 16. 4 buradaysa buraya da 12 kaldı. Bakın şimdi bir de yine bu taradığım üçgenle şu taradığım üçgeni benzerleyelim. Şimdi burada A'nın karşısında 4 var. Burada A'nın karşısında 12 var. 4'e 12 yani 3 katı. Burada C'nin karşısında 8 var. Burada C'nin karşısında X var. Evet, 3 katıydı yukarıdan aşağıya. Bu da 3 katına çıkacak. 8'in 3 katı 24'ü işaretledim. Geldik bu soruya. Evet, şurası X ise buraya da X diyelim. Sonra şu açıya A diyelim. Bu açı da A olsun. Şuna B diyelim. Şuna C. Bakın A, B, C. Büyüğüne odaklanın. A var, B var. O zaman buranın tamamının C olduğunu söyleyebilirim ben artık. Hadi benzerleyelim. A'nın karşısında bu küçük üçgenle A, B, C ile büyük üçgeni benzerliyorum. A'nın karşısında X var. A'nın karşısında 8 kök 2 var. Eşittir. C'nin karşısında 8 kök 2 var. Bölü. Büyükte C'nin karşısına da 2X düşmüş. Hadi şimdi şunları bir toparlayalım. Şu 2 ile şunu sadeleştirelim. 4. X ile X'in çarpımı X kare. 8 ile 4'ü çarptım. 32 çarpı. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. Yani X kare 64. X eşittir. 8 geldi. Evet, 7 numarayı da gömdük. Hemen 8 numarayı alıyorum. Bir de saate bakayım arkadaşlar. Öt, şunu bakamıyorum. Çünkü saate bakınca aydınlatma gidiyor, odaklanma gidiyor. Tamam. Bakmıyorum o zaman saate ya. Tamam. İki köşe taşı daha çözelim. Öyle bitireyim o zaman arkadaşlar. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Evet, biraz daha parlaklığı açıyorum. Tamamdır. 8'deyiz değil mi? 7'yi çözdük. 8'deyiz. Birinci sorumuz. Diklikten diklik inmiş Öklit bağıntısı arkadaşlarım. Bu benzerlikle yaparak çözebilirmişiz aslında. Sonuçta ne demiştim? İki dik açı varsa AB 90 benzerliklerini yazarak da bulabilirsiniz bunu tabii ki. Ama biz Öklit yapalım. Daha kolayı varken niye uzatalım mevzuyu? X kare 2 ile 12'nin çarpımıydı. Yani X kare eşittir 24. X eşittir 2 kök 6. Şuna geldik. 4 ile 6 var. Burada da Öklit yapalım. Yan kenarın Öklit'ini yapıyorum. X kare neye eşitti arkadaşlarım? 4 çarpı tamam. 4 çarpı 10, 40 yani. 40 da dışarıya 2 kök 10 diye çıkar. Geldim buna. Bir kere burada ne var? 6, 8, 10 üçgeni var. Şurası 10. Hiç benzerlik yapmanıza gerek yok. Benim ah bacı dediğim bir formül vardı. Ah bacı formülü. Neydi bu? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı. Yani 10 ile X'in çarpımı eşittir dik kenarların çarpımına yani 48'e. O zaman X eşittir 48 bölü 10 yani 4.8 Denizli'den geldi cevabımız. Geldik buna. 4, 8. Şimdi şurada bir Öklit bağıntısı yapalım mı? Yapalım. Yine birkaç tane Öklit yaparak bulalım. Öncelikle 4, 8. Şurası 4 kök 5. Pisagor'u çaktım. Sonra diklikten diklik indiği için şurada 8'in karesi 64, 4 ile 16'nın çarpımıdır dedim. Buraya 16'yı yazdım. 8, 16, biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıydı. 8 kök 5'i buraya yazdım. Son olarak da arkadaşlarım şurayı bulalım şimdi. Şuraya K diyelim, bir de K'yı bulalım biz. Yo, direkt benzerlikte yapıp daha kolay da bulabilirmişim aslında. Hani K'yı bulmama gerek yok. Öklit'ten uzatmayayım ben. Daha kolayını gördüm çünkü.
şu benzerliği yapacağım. Şimdi bizim şöyle bir de benzerlik çeşitimiz var. Muhtemelen ilerleyen köşe taşlarında buraya da yoğunlaşacağız arkadaşlarım ama şimdiden görün. Bakın iki paralel varken şu küçük üçgenin şu kenarı 16, bu kenar büyük üçgenin bu kenarı 20. Yani benzerlik oranları 16 bölü 20 eşittir. Küçük üçgenin tabanı 8, büyük üçgenin tabanı x. Yarıya düşmüş, bu da yarıya düşecek 10. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, 8 numaralı tamamdır. Hemen 9 numaralı köşe taşımızla devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet, yine 2 tane diklik görüyoruz. Yapacağımız şey AB 90 benzerliğini yapıştırmak. Hemen yapıştıralım. Şurada canımın istediği açı burası A dedim. 90 buraya B dedim. Bakın B var. Şu 90'sa buraya da A'yı yapıştırdım. AH'ı 9 vermiş şurayı. Bakın şu üçgenle şu üçgende AB 90 bir de şu üçgen arkadaşlar. Bu da AB 90. Bize de CD'yi soruyor. CD'ye de X dediğimi düşünün arkadaşlarım. Hemen benzerliği yazıyorum. Kırmızı üçgende A'nın karşısı 3. Mavi üçgende A'nın karşısı 5. Kırmızı üçgende B'nin karşısı 9. Mavi üçgende B'nin karşısı X. Bakın 3 katına çıktı. Bu da 3 katına çıkacak. 15'i paketledim. Geldim buraya. Evet, şimdi şunu yapalım hemen. Şu açının dışına A diyelim. Bu açının dışına da A diyelim. Şurada bir ortak açı var. B diyelim. A, B, C. Bakın şu üçgeni aldım arkadaşlarım. Şunu. Şu üçgen. Biraz daha kalınlaştırdım bunu. Şöyle. A, B, C. Bir de şu üçgeni alıyorum. A var, B var. Üçüncü açısı yani şuradaki açısının da C olduğunu ben söyleyeyim. Şimdi benzerleyelim. Mavi üçgende C'nin karşısı 4. Kırmızı üçgende C'nin karşısına 5 düşmüş. Mavi üçgende A'nın karşısına 12. Kırmızı üçgende A'nın karşısına 4 artı X düşmüş. Bakın 3 katı. Bu da 3 katı olacak. Demek ki şurası 15 olacak. 4 artı X'in 15 olması için X'in Bursa olması lazım dedi. İşte bir sürü diklik gördüğüm. Hemen canımın istediği bir açıya A diyorum. Buraya B. A, B, 90. B, 90, A. A, 90, B. Hadi benzerleyelim. A'nın karşısı soldakinde 3. A'nın karşısı sağdakinde X. B'nin karşısı soldakinde 5. B'nin karşısı burada 10. 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. 6'yı paketledim çoktan. Evet, dördüncü sorumuz dostlarım. Hemen bakalım. Şimdi bakın bunun dışına şuraya A diyelim. Bunun da dışına şuraya A diyelim. Şimdi bu bir kare ise 12 ise bir kenarı şurası 7 olur. Burası 12 eksi X olur. Bunları söyleyelim. Şimdi şurası 90. A 90 şuraya B yazdım. Şu üçgende. Şu üçgeni aldım arkadaşlar. Şunu. Diğerine bakıyorum. A 90 şurası B. Burada da şu üçgeni aldım. Mavi ile kırmızı üçgenleri benzerliyorum şimdi. Kırmızıda B'nin karşısına 5 düştü. Mavide B'nin karşısına 12 eksi X düştü. Kırmızıda A'nın karşısına 12 düştü toplamda. Mavide A'nın karşısına yine 12 düştü. Demek ki benzerlik oranları arkadaşlarım bunların 1 olacak. Bu 5 ise burası da 5 olması lazım. 12'den kaç çıkarsa 5 kalır, 7 çıkarsa 5 kalır dedik. Bunu da böylelikle gömmüş olduk. Evet, bir sonraki videomuzda 10. köşe taşıyla devam edeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar.